Tuğba Hanım bana demagoji yapıyor diyorsunuz. Evet, öyle Ben demagoji düşünüyorum. yapsaydım eğer, alayım şunu. Ben demagoji yapsaydım eğer, siz kendi gününüzde ağladığınızda şov yapıyorsunuz derdim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben tamamını anlayamadım. Algılamak istemiyorum belki de. Yani ağlamak derken menümü beğenmediniz diye mi ağladım ben? Onu Yok. anlamadım. Hayır. Neye ağladım? Çorbada annem çorbası Yok dediğimiz ben daha duygusal ama. Başka bir şeyden ağlamadı canım. Yok, başka bir duygusal bir çorbada. Bence o konu burada konuşulmamalı. Hiç girmeyelim yani. A dediniz mi düşer yani. Çorbanızı içerken duygulandınız ya. Ama ben o başka size bir şey bir demedim. Ama o çok başka bir şey. Evet o demedim. Hani demagoji yapacak olsa. Ama bak bel altı olmasın olur mu? Hayır ben bir bak, şey demiyorum. Bak bel altı olmasın. Bak bu şık gelmiyor. Hayır zaten öyle bir şey yapmadım. Şu an senin misafirinim ve şu an yaptığın şey bana oynama tatlım. Benden prim gelmez sana. Öyle bir şey demiyorum diyorum. Şu an iyice düşüyorsun gözümde. Yapma. Yemeğini yemek istiyorum. Olur mu? Siz de bana demagoji yapıyor diyorsunuz. O şeyler değil. Demagoji evet. Benim şu an ağladığım güne nasıl geliyorsun ki? Onu anlamadım yani. Diyemezsin. Ben benim çorbamı beğenmediniz diye de yani ağlamadım bir gözyaşı canım. Dökmedim. Daha hiçbir şeye başlamadan da değil. Bunu benim rahmetli annem yapıyordu dedim. İnanılmaz özel günlerdeyiz dedim. Ve bayramın birinci günü kaybettim dedim. Sizin yaptığınız şeye bakın. Bu hoş bir şey mi şimdi Batuhan Bey ya? Biz onlardan bahsetmiyoruz. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Siz konuyu nereye çekiyorsunuz? Hayır ama dediniz ki ağladınız. Neden ağladığımı beni saygı çok iyi duyduk, biliyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Hayır saygı duymuyorsun. Saygı duysaydın eğer şu an o konuya parmak basmazdın. O da hoş bir şey değil. Saygı duyuyoruz. Ya ben bu saatten siz sonra size saygı duymuyorum. Siz de bana demagoji yapıyor diyorsunuz. Ben saygı demagoji duymuyorum. Falan yemeklerinizi yapmıyorum. Yemeklerinizi getirin. Konuşmaya gerek yok. Uzatma. Daha vaktiniz yok. Talihsiz bir konuşma yaptın şimdi. Onunla bunun hiç alakası yok. Günlerdir yani yapıyor. Yani şimdi burada o bambaşka bir hassas bir konu yani. Kim zaten ağlamaz ki öyle bir durumda. Ya şu an inanılmaz kalbim çarpıyor. İnanılmaz rahatsız oldum ya. Sen saplasamanı birbirine karıştırdın. Ki çık buradan. Burası çıkmaz sokak çünkü. Batuhan'la Tuğba'nın arasında geçen diyalog için Batuhan'ı orada çok haksız buluyorum. Hala da söylüyorum. Demagoji bile yapmış olsa bir kere onun büyüğüydü ve onun masasının misafiriydi. Ona o şekilde yüklenmemesi gerekiyordu. Yakıştıramadım kendisine. Batuhan Bey o konuda biraz haklı biraz haksız. Yani evet Tuğba Hanım isterse orada hiç bunu dile getirmeyebilirdi. Çünkü bu tarz şeyleri muhakkak dile geleceğini biliyordu. Benim de buraya geldiğim gün anneannem rahatsızlandı. Gece biz hastaneye kaldırdık ama burada dile getirmedim bunu. Çünkü biliyordum ki yarın öbür gün bu bana da bu şekilde gelecek. Tuğba Hanım da bunu bile bile aslında söylemiş olduğu için bu eleştiriye de açık olması gerekiyordu bence. Ama yine de Batuhan Bey bu konuda bence her zamanki gibi Batuhan yani. Kendisi o kadar çok belden aşağı vuruyor ki bir an o kadar sinirlendim ki ve gerçekten elim ayağım böyle titredi ve masayı terk etmek istedim. Ne demek? Siz de çorbanız için ağlamıştınız. Büyük hadsizlikti. Dilinin kemiği yok. Dilinin kemiği olsun artık. Geliştir kasını. Siz kendi gününüzde ara sıcak olarak çıtır olmayan patates güllesi verdiniz. Çıtır demedim. Bugün el açması, tamam bugün el açması bir pide geldi karşınıza. Bence tebrik ve teşekkür etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben gerekli yorumumu zaten kendisine yaptım. Beni de aydınlatır mısınız? Tabii evet. Bir daha aydınlatayım sizi de. Size günümde de, menümde de çıtır toplar demedim, patates topları tamam, dedim. Evet. Dolayısıyla bunu buradan giremezsiniz. Tamam. Sıcak da geldi, gayet de güzeldi. Yenilebilir ılıklıktaydı. Güzeldi. Evet, gayet de lezzetliydi. Lezzetliydi. Bence siz bir böreğinize bakın. Ben onu kabul ettim. Evet. Hayır ben bunu kabul ettim. Ne güzel. Ama kendisi hala arkasında. Hala, evet arkasındayım. Bakın İnci Hanım, İnci evet. gibisiniz, siyah İnci gibisiniz. Çok zarifsiniz. Lakin. Siz de hanımlarımız çok zarif. Yapamadınız. No. En azından hadi ilk gün bilmiyordunuz kendi köftenizin nasıl çıkacağını. Gülle diye üstüne gittiniz. Evet. Ama kendi köftenizi yaptıktan sonra sizinki de bir gülleydi. Aynı şekildeydi, büyüktü. İçi pişmemişti. Kaşarı zaten hiç erimemişti bile. Üstü yanıktı, aceleye gelmişti. En azından bunu gördükten sonra hala üzerine bence gitmeniz manasız. Zaten size Tuğba Hanım hakkınız olmayan 8'i verdi. Aa. Evet hakkı değildi Tuğba. Tuğba sadece... İnanılmaz bir saniye lütfen kesmeyin beni. Hayır siz yemekleri yerken de siz tamamen duygusal yaklaştınız. Benim menümde de her şeyimi çok beğendiniz. Ama burası hiç de duygusal siz şöyle bakıyorsunuz olaya Zuhal Neyse, Hanım. Siz şöyle bitirin. Bakıyor. Evet lütfen müsaade edin. İşte onun ihtiyacı yok. Bunun ihtiyacı yok. O çocuk nişanlı. Zaten sevgilisiyle de küs. Tabii. Gerçekten. Evet sevgilisiyle hiç de küs. Bir şey düşünmedim. En azından paraya ihtiyacı var. Evlenecek para. Ne biliyorsun sizin neye ihtiyacınız ona gitsin nereden diye. Bilebilirim? Bizim öyle
muhabbetimiz olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Masadaki sohbetimizden masadan dolayı. Şimdi benim yani iş yerim var. Olabilir canım Allah Allah. Şöyle bir şey var. Hayır duygusal ama duygusal yaklaşmıyor. Kuru iftira atıyorsunuz. Kuru iftira atıyorsunuz. Bakın bana 6 verip 8 veriyorsanız. Tek beğenmediğim. Köftesiydi. Bir şey söyleyebilir miyim? O peki. Zaman İnci Hanım da mı şimdi öyle yaptı? Şimdi köfteden kırdınız bir puan. İndiniz evet. 9'a. Eyvallah. Hı hı. Acılı ezmenin acısı çok fazlaydı diyelim. Kırdınız. İndiniz ben şeyden... 8'e. Hı hı. Tamam. Tamam. Ben diğer yarışmacılar için size puan tamam. Vereyim zaten. Özellikle İnci'ye söylüyorum. Senin hadi bir bahanem vardı. Evet. Nedenin var. Bahane demeyelim. Neden? Gerçekti. Vardı. Ana yemeğindeki etleri kurumuştu. Gösterdim. Gerçi aşağı tarafını görmedik şimdi. Yok kuruydu Zeyla Hanım ben onu yedim de. Onu açmadın görmedik. Senin gösterdiğin kadarını gördük ama hadi kendince tabağında gördüğümüz kadarıyla ana yemekten kırdı. Yakup'un ihtiyacı olduğu için yüksek puan verdi. Bir koalisyon var. Var yani o belli çünkü 8'lik bir masa değildi. Evlenecekmiş zaten. O yüzden 8 puan verdi. Ne oldu? Bize haksızlık yapmış oldu. Belki benim de ihtiyacım var. Sen niye hak yiyorsun yani? Şimdi sen beğendin Tantuni'yi. Şu an 8'de miyiz? 8'deyiz. Tantuni'yi beğendin. 1 puan verdim. Acılı ezmeden kırdın. Doğru. Köfteden kırdın. 1 puan. Tamam. Yarım puan ciğerine verdim. Niye yani, yarım? Neden? Çünkü beğendiniz köfte ama. Güzeldi. Ben ciğeri güzel dedim ama... O bir bütündü. Bakın biraz önce de söyledim. Peki köfteyle aynı yere koyduğu tamam. için. Tamam yarım da ciğer olsun. De tamam yarım da indik ciğerden, evet. Ciğerden indik mi 7,5'a? Evet. Tamam sonra. Tatlı hiç yememe rağmen de tatlıya verdim ben zaten. Hayır evet. Kırdıklarını olmuyor diyor, söylüyorum. Kırdıklarını söylüyorum. Başka yarım da kırdığınız puan. Yok. Yani işte zaten ben. Hayır 5 verdin ya İnci'ciğim. Tamam matematik. Doğrusu. Evet. 7,5'a indik ya olmayan yemeklerinden. Başka neyden kırdın merak ediyorum. Tantuni'ye 1 puan verdim Zuhal Hanım. Olmuş ana yemeğe. Benim neden? İçin. Senin yani, için diye bir şey yok. Ben işte ben de bu bahanelerin arkasına sığınmayayım. Ben yemem bu numaraları. Seyirci de yemez. Çünkü Zeynep ana yemeği olmuş mu? Zeynep Hanım'ı desteklediği için düşünüyorum. Bir saniye bırak içinde onu. Yok. Karıştırmayalım orayı. Ben sadece hani sen 5'ini haklı 5 hak ediyordun diyor ya. 5'lik ne gibi bir durum vardı? 5 vermen için ana yemeğinin hiç olmaması gerekiyor. Ara yemeklerinin hiç olmaması gerekiyor. Başlangıcın da hiç olmaması gerekiyor. Böyle bir durum var mıydı? Ben orada başlangıç acılığından tuzunluğu tamam, olmasa dolayı... Tamam ben de dedim. Evet. 1 puan kırabilirsin doğru. Maksimum acılığından kırdın. Hı-hı. Şeyden kırdın. Gerisini beğendiler. Tamam. Tantuni benim... Yani ile beğendi zaten. Ama onun öyle bir bahanesi, eskizi yok. Tabii. Hayatım seni ayrı hayır şunu söyleyeceğim. Benim tantunim eğer ne kadar inersen ben 7 verirdim. İn 6'ya inersin en fazla. Ben 7 verirdim yani. Şimdi kadına kızıyorsun 8 verdi diye de... Ben ya ona kızıyorum ama ona da kızıyoruz. Hayır şimdi bir saniye. Tabii ki yok yere veren haksız puan da ben her zaman karşısındayım. Şimdi çok majör hatalar olur ki eksik menüye 4 verdiğimize göre, olmuşlara 5 verdiğimize göre. Şimdi bu adamın öyle bir durumu yoktu. Evet. Ana yemeği olmuş güzel. Bakmayın acılı ezmesi de güzeldi, acısı kaçmıştı. Patlıcanında da bir ben sıkıntı beğendim, yoktu. Evet. Ciğeri güzeldi. Bir de ikişer üçer yaptım başlangıçlarda. Tatlısı güzeldi. Bak yani mantıken söylediğime bak genel ortak kanısı bu. Ortak söylemlerden yola çıkıyorum. Verdi senden demiyorum. Ortak olarak hepimizin söylediği hatalardan. Yani kır maksimum 3 puan kır ne bileyim yani ben. Yani ben köfteden kırmadım mesela. Ay köfte olmamış aynı tabakta deyip ciğere puanlama yapmamazlık yapmadım. Ciğerinize 1 puan verdim. Olmuş ciğeri adamı neyin olmuş yani çünkü ki? Ciğer olmuş köfte olmamış ama ciğer tam anlamıyla niye? Olmuştu. O yüzden ona 1 puan bu verdim. Bu arada kırmadım. İhtiyacı meselesinde aydınlanmış oldunuz. Çünkü bu durum beni rahatsız etti. Demek ki ihtiyacım olduğu için değil gerçekten hak ettiğim için ben vermiş. Ben lezzete puan verdim. Evet. Lütfen ben bence biraz şey yapmayalım. Sürekli nişanlı çocuk sevgilisi. Biraz önce kırdığı puanlardan zaten 7-8'e denk geldiğini görmüş oldunuz. Ay Zeynep Hanım'ın söylediği ay inanın iddia bile değil yani boş bir kelime ayıp etti o da. Çok çirkin bir kere her şeyden önce böyle bir şey düşünseydim ben Yakup Bey'in kimsenin neyin ihtiyacı olacağını bilmiyorum ama Yakup Bey'in ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Lezzetliydi lezzetine puan verdim ve helal hoş olsun. Asla Tuğba Hanım'ın cevabı beni tatmin etmiyor. Yani dediğim gibi en azından 7 verseydi daha doğru bir puan verdiğini düşünebilirdim. Herkesin 5-6 verdiği bir masada Tuğba Hanım ona 8 veriyorsa bu tamamen ona destek olmak amaçlı yaptığı bir şeydi. Yani zaten nişanlı çocuk işte evlensin hatta böyle aralarda konuşmalar da duyuluyor sonuçta bizi evet ekip bir araya getirmiyor ama duyuyordum işte düğün yapsın giderim kimsenin burada ihtiyacı yok diye. Bu şekilde konuşuyordu. Ben bunu duyduğum için söyledim zaten.